Selam Kay. Ben Crestwood Place'ten Mike Adler. Annen için arıyorum. Komşuları onu birkaç gündür görmemiş. Evine uğradım ama orada da yoktu. Ondan haber aldın mı diye merak ettim. Müsait olduğunda beni arar mısın? Teşekkürler. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Anne. Büyük anne. Dur. Sen burada bekle. Anne. Eski odama yerleşmeliyiz. Ne oldu? Kay, ne oldu? Hiçbir şey. Haber alırsan hemen. Tamam, ver. Ararım. Tamam. Anneniz hala araba kullanıyor mu? Bazen. Ama arabası evinin önündeydi. Peki, herhangi bir sağlık sorunu var mıydı? Hayır. Ama 80'lerinde çoğu şeyi unutuyor. Geçen Noel'de evi su basmıştı. Onunla en son ne zaman konuştunuz? Epey oldu. Peki daha net bir şey söyleyebilir misiniz? Biz bu bilgilerle bu tip durumlarda bir zaman akışı çıkarırız. Alex dün gece aradığında anneni birkaç gündür belki de birkaç haftadır evin dışında görmediğini söylemişti. Onunla en son konuşan kimdir öğrenebilirsek eğer ilerleyebiliriz. Evet, doğru tabii. Şey, kusura bakmayın ha. Birkaç haftadır konuşmuyoruz. Hayat zor, siz de tahmin edersiniz. En son ne hakkında konuşmuştunuz? Farklı bir durum yoktu, her zamanki şeyler. Tatilden, şehir dışında bir randevudan ya da dostlarını ziyarete gitmekten bahsetti mi hiç? Hayır, öyle bir şey söylemedim. Genel arama stratejimizi organize edeceğiz. Tamam. Son zamanlarda çekilmiş fotoğrafı var mı? Var. Bu geçen yılın sonlarında çekilmişti.
Yüce Tanrım. Harika. Chester'a mama koyuyormuş. Patronun izin almana bir şey demedi mi? Hayır. Yani pek sayılmaz. Galeride çalışmayı bıraktım. Ne zaman? Çok oldu. Parayı nasıl kazanıyorsun? Bardan iyi tip kalıyor. Hala üniversiteye dönmeyi düşünüyor musun? Bilmiyorum Kay. Ne, ömrün boyunca barda mı çalışacaksın? Olabilir. İyi ki buradasın. Ne yapmam gerektiğinden emin değilim. Gerekeni yapıyorsun zaten. Yarın sabah tekrar toplanacağız. Civarda yaşayanlara da sormalıyız. Belki birileri onu görmüştür.
Büyük anne. Jamie. Merhaba Sam. Ne yapıyorsun? Devriye atıyorum. Pekala. Onu bulabildin mi? Hayır, daha bulamadık. Onu en son ne zaman görmüştün? Uzun zamandır görmedim. Babam artık buraya gelmeme izin vermiyor. O niyeymiş? Tuhaf kokuyor. Ben de deneyebilir miyim? Buna iznim var. 18 yaşındasın. Ne ara bu kadar büyüdün? Buna çok ihtiyacım vardı Jamie. İçeri gireceğim, hava buz gibi. Gelmek ister misin? Sana kuş ekmeği yaparım. Hayır. Gerek yok. Ondan sonra R gelecek, La değil. Nereden biliyorsun? Büyük annem öğretmişti. Tabii öğretmiştir. Parmaklarımı kıvırmayı bir türlü beceremedim. Sanırım bir noktada benden umudu kesmişti. Bu kilitler de mi yeni? Korkuyordu galiba. Neyden korkuyordu? Birkaç hafta önce aradı. Eve birinin geldiğini düşündüğünü söyledi. Ne? Ama neden? Kapılar açık oluyormuş. Işıklar açık kalıyormuş. Koltuğunun da yeri değişmiş. Peki bunları polise anlattın mı? Unutkanlığını biliyorsun. Söylediklerini yapan kendiydi. Neden beni aramadın? Gelip onu kontrol edebilirdim. Yani ya o... O da neydi? Kay? Bilmem. Bu da ne?
Ne oldu? Bir şey yok. Sen uyumana bak. Anne. Sen nerelerdeydin? Çay. Sen iyi misin? Tek şekerliydi değil mi? Büyük anne. Ah. Yarım saat kadar önce. Hayır, görebildiğim kadarıyla yaralanmamış. Bana bir şey söylemiyor. Ne zaman sorsam hiçbir şey olmamış gibi konuyu değiştiriyor. Sanki 3 gündür kayıp değilmiş gibi. Evet, onu zorlamak istemiyorum. İyi olsun yeter. Tamam. Teşekkür ederim Mike. Tamam, merak etme. Hoşça kal. Göğsünüz ağrıyor mu? Hayır. Nefes darlığı ya da dizüri var mı? Dizüri mi? İdrar yaparken ağrıyor mu? Hayır. İkisi de bende yok. Yavaşça kızınıza kadar yürüyüp geri döner misiniz? Doğum günü ne zaman Edna? 10 Nisan. Peki ya torununki? 3 Mart. Güzel. Güzel. Gördünüz mü? Boşa telaş yapıyor. Bakabilir miyim? Bu morluk nasıl oldu biliyor musunuz? Ah, bir yere çarpmış olmalıyım. Sakarlık işte. Tedbir olarak birkaç hafta yalnız kalmamanızı öneriyorum. Buna gerçekten gerek var mı? Üzgünüm Edna, ısrar ediyorum. Ev hapsi yani. Ekonomideki daralmanın ciddi olmasına rağmen bu düşüşün kısa ömürlü olacağına inandıklarında sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken Temmuz ayına kadar ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor. Onlara ailevi bir acil durum olduğunu söyle.
Evet biliyorum ama o gayet idare edebilir. Bir belki iki hafta. Yani ne bekliyorsun ki? İyi tamam. Tamam e-posta gönder. Tamam kapatmam gerekliyiz. Ve şöyle söyledi. Resmi olarak ekonominin durgunluğa girdiğini ilan ediyoruz. Dünyanın geri kalanına katılıyoruz ve bu derin bir düşüş. Bu süreçte birçok kişi bu? İşini, servetini kaybedecek ve... Neredeydin hatırlıyor musun anne? Neredeydim? Ben sana soruyorum. Dışarı çıktım herhalde. Dışarı nereye? Bilseydim sen polisi arardın. Geceliğinde kan izi var. Yardıma mı ihtiyacın var? Ne konuda? Her yerde asılı notlar var anne. Burası benim evim. İstediğim gibi dekore ederim. Bana neler olduğunu anlat artık. Dinle, bugün biraz üstüne gitmeyelim olur mu? Büyük annem çok yorgun olmalı. Büyük anne. Oh. Çayını getirdim. Ne hizmet ama. Sen anneme bakma. Senin için çok endişelendi. Hepimiz endişelendik. Çıkarmam gerekiyordu. Yaşlandıkça küçülürsün derler ama parmaklarım gün geçtikçe şişiyor. Çok güzelmiş. Artık senin. Bunu alamam büyük anne. Bir gün işine yarayabilir. Annen bir kere şansını denedi. Vay canına, çok düzenlisin. Elleme lütfen, bir düzenim var. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Şuna bak. Öyleydim herhalde. Vay canına. İyi resim çizerdi. Evet. Bunları yıllardır görmemiştim. Bir saniye, bu ne böyle? Mülk büyük annenlere kaldığında bu da varmış. Büyük büyük babam orada yaşarmış. Tek başına mı? Evet ama geçmiş zaman işte. Bildiğim kadarıyla son zamanlarında aklı gidip geliyormuş ve kimse durumun vehametini fark etmemiş. Bana kalırsa ona gerektiği gibi bakmamışlar. Yıkılmasından memnun olmuştum. Annem yaramazlık yaptığımda seni oraya kapatırım diyordu. Bu aşağıdaki kapının camının aynı mı? Evet. Evet, orayı yıktıklarında bazı kapıları saklayıp burayı inşa ederken kullanmışlar.
Ona yarın birkaç saat göz kulak olur musun? Nereye gideceksin? Melbourne'e döneceğim. Yani işe dönüyorsun. Hayır, ben bir huzur evinden randevu aldım. Büyük annemi huzur evine yerleştiremezsin. Dediklerini duydun, nerede olduğunu bile bilmiyor. Bana sorarsan hatırlamıyor. Ben öyle duymadım. Artık kendi başına yaşayamıyor sen. Niye sana taşınmıyor peki? Çünkü bu elverişli değil. Senin evinde bir sürü yer mesele var. Mesele yer değil, onun takip edilmesi gerek. Bu iş böyle değil midir? Önce anne sana bakar, sonra sen ona bakarsın. Bu konuda bana destek olmalısın. Büyük annemin söz hakkı var mı? Büyük annen için en iyisi bu. Ne sesi? Hayır, ben bir şey duymadım. Dedim ya, bir şey yok. Kimse yok. Hiç kimse yok. Beni korkutuyorsun. Anne? İyi misin? Gidiyor musun? Hayır anne. Bu iyi. Daha iyi misin? Anne. Anne, ne oluyor? O burada. Yatağın altında. Yatağın altında hiçbir şey yok anne. Emin misin? Evet. Benim için kontrol eder misin? Lütfen. Bak, hiçbir şey yok. İyi bakmadın. Lanet olsun. Oh. Bunu kasten yaptın. Ne yaptın? Bunu kasıtlı düşürdün. Neden böyle bir şey yaptın? Bilmiyorum. Kafana mı vurdun? Evet, evet vurdum. Thank you.
annenizin bilişsel bir bozukluğu olduğundan söz etmiştiniz. Evet, tam olarak bilemiyorum. Unutkanlık yaşıyor. Başıboş dolaşmaya başladı. Buradaki görevliler 7/24 hizmetinizde. Bunu tehlikesiz bir bağımsız yaşam gibi düşünebilirsiniz. Böyle geçelim. Binanın bu tarafı okyanusa bakıyor. Her odada korkuluk var. Klozetlerimiz yüksekte. Anneniz yatağa girip çıkmakta zorlanırsa diye desteklerimiz var. Hayır, o tarz şeylerde sorun yaşamıyor. Zinde ve aktif bir kadındır. Böyle bir yere uygun olduğundan emin değilim. Burası 5 yıldızlı bir yaşam sunuyor. Yaşam tarzı ve terapi programlarımız var. Mağluliyet desteğimiz var. Bilgisayar dersleri veriyoruz. Anneniz çabucak arkadaşlar edinecektir. Oyun odamız var. Pazar günleri oyun etkinlikleri düzenliyoruz. Dans et benimle Kim. Efendim? Dans et benimle Semi. Evet, hadi bakalım. Dans et. Ah, çok yandık. Güzel. Çaçabilir misin? Kesinlikle hayır. Ders başladı öyleyse. 1, 2, 3. Ve 1, 2, 3. Ve 1, 2, 3. Çaça bu işte. Pekala. Ve hanımefendi döner. Ve 1, 2, 3. Evet. Semih için bir kere daha. Bu şarkı beni hep çok etkilemiştir. Burada hiç yalnız hissetmiyor musun? Jamie artık buraya pek gelmiyor, değil mi? Kim? Yan evdeki Jamie. Ah. O gerizekalıyı diyorsun. Benim Creswick'e taşınmama ne dersin? Bunu neden yapmak isteyesin ki? Sana daha yakın olmak için. Sana yardım da ederim. Yemek, temizlik işlerine falan bakarım. Bu senin mi yoksa annenin fikri mi ha? Benim fikrim. Nerede kalacaksın? Burada, evde, seninle. Hiç sanmıyorum. Ben bir proje değilim. Tamam mı? Büyük anne, ben Sam. Ah, kim olduğunu biliyorum. Benimle kalmak yaşlılar evinde yaşamaktan daha iyi değil mi? Annem şu anda Melbourne'de bir huzur evine bakıyor. Dur, yardım edeyim. Bu da ne? Ne? Bunun sende ne işi var? Nasıl yani? Bu benim. Evet büyük anne, benden bana verdin. Benden çalmaya çalışıyorsun. Soymanın Hayır, peşindesin. Geçen gün bana geri ver. Verdiğine üzgünüm. Geri ver dedim. Büyük anne. Av! Ah! Ah, lanet olsun. Al geri.
Büyük anne. Bunlar okul karnelerim mi? Atıyor musun bunları? Sakladığını bile bilmiyordum. Sonuçta yer açmam gerek, değil mi? Ne için yer açacaksın? Yanındaki buraya taşınıyor. Hayır, taşınmıyor. Kafan karışmış anne. Bunun senin kararın olduğunu nereden çıkardın? Melbourne nasıldı? Her şey yolunda mı büyük anne? Burayı sevmiyorum. Bu yüzden mi kilit taktırdın? Buradan girdiğini sanıyordum. Kimin? Eve gelen her kimse. Büyük baban vefat ettiğinden beri bu ev yabancı ve daha büyümüş gibi geliyor. Geriye sadece bu ev kaldı. Tüm anılarımız. Buraya taşınacağına sevindim Semih. Emin misin? Büyük anne.
Büyük anne. Kay. Anne. Her şey yolunda mı anne? Sam? Saçmaladığım falan yok. Belli oluyor. Bazen bana baktığında onların başkası olduğunu düşünüyorum. Kay ve Sammy gibi görünüyorlar ama onlar değiller. Öyleymiş gibi yapıyorlar. Bana kalırsa vademin bitmesini bekliyorlar. Bir gün yatıp uyanmamamı umuyorlar. Sonra da çürüyeyim diye beni toprağa atacaklar. Seni görebiliyorum. Kiminle konuşuyorsun? Büyük anne, ellerin kanıyor. Kendim yaparım. Kendini incitmişsin. Hayır! Çık dışarı! Git buradan! Çık! Çık hadi! Burası benim odam, yapma, benim dur. Evim! Çık dışarı! Merhaba Sam. Merhaba Jamie, nasılsın? İyiyim. Baban evde mi? Baba.
Jamie ile büyük annem arasında ne oldu Alex? Saklambaç oynuyorlardı. Saklanma sırası Jamie'deydi. Sanırım üzerinde kilit olan bir dolaba saklanmış. Edna gelip dolabı onun üzerine kilitleyip içeride bırakmış. Sanırım oyun oynadıklarını unuttu. Jamie saatlerce orada kapalı kaldı. Eve dönmediğinde oraya ona bakmaya gittim. Edna onu görmediğini söyledi. Üst kattan çığlık attığını duyabiliyordum. Kapıyı kazımaktan tırnaklarının altı boya olmuştu. Bu yüzden araya biraz mesafe koyduk. Evet, evet, elbette. Anlıyorum. Jamie'nin yaşadıkları için gerçekten çok üzgünüm. Pekala. Anne. Anne dur. Yapma. Ah! Tanrım. Ne yapıyorsun anne? Hayır. Hayır. Geri ver. Hayır anne. Hayır. Ben hala senin annenim Kay. Herhalde burada güvende olurlar. Sen ne dersin? Neden güvende olurlar anne? Bilmiyorum. Kötü bir fikir olduğunu biliyordum. O camdan nefret ediyorum. O kapıdan her geçtiğimde bakmaya dayanamıyorum. Evde öyle bir soğukluk var ki artık böyleyim. Artık tek yaptığım bu işte. Belki de beni beklediğini düşünüp duruyorum. Belki de yeterince zayıf düşmemi bekliyordur. Yeterince yalnız kalmam. Keşke kendim görebilsem de bana ulaşamasa. Sadece eve gitmek istiyorum. Keşke arkamı dönüp geri gidebilsem. Keşke. Her şeyi kaybediyorum Kay. Hayır anne, merak etme. Ben yanındayım. Sana yardım etmek için buradayım anne. Benimle eve gel. Melbourne'e gidelim. Bana taşınır mısın anne?
Özür dilerim. Daha fazla yanında olamadığım için özür dilerim. Yardım etmeme izin ver. Olur mu? Tamam. Şey nerede? Şeyim nerede? Herkes nerede? Fotoğraf albümün. Burada işte. Burada anne. Herkes nerede? Buradalar. Buradalar. Ben buradayım. Affedersin. Anne, seni bırakmayacağım. Ben yemek yapayım. Ne istersin? Teşekkürler canım. Biz geldik Sam. Ne? Lanet olsun. (Gülüyor)
Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Eşyaları hala burada. Bir şeyler yemelisin anne. Anne. Ah, Tanrı aşkına anne. Hadi gel. Anne? Anne? Anne. Anne. Anne, kes şunu. Anne.
Anne. Bu ne? Anne. Anne, artık geri dönebilir miyiz? Sen Kay değilsin. Seni tanımıyorum. Hayır, olamaz. Anne!
Hayır. Anne ne yapıyorsun? Anne. Hayır. Anne. Hayır. Anne. Neredesin? Aşağıdayım. Sam. Buradayım. Sam. Sam. Anne. Ah Sam. Annem artık kendinde değil. Anne hadi. Hadi. Ver, bana ver, bana ver. Tut, tut şunu. Hadi tut, tut şunu. Anne. Gidelim. Anne ne oldu? Onu bırakamam. Ne? Anne! Lütfen ölme! Artık dayanamıyorum. O büyük annem değil. Anne! Lütfen çık oradan. Lütfen buraya gel. Anne! Anne ne yapıyorsun? Anne! Anne lütfen bırak onu. Anne! Anne!